Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız eğer, burada hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. Ben Ertuğrul'la eşimle Ikea'ya gittik. Ufak bir alışverişimiz oldu. Planlı değildi, o yüzden vlog açmadım orada. Çıkarken şöyle bir şeyler atıştırırken açtım. Şimdi evde size bir merhaba diyeyim dedim. Çay demliyorum bu arada, dışarısı inanılmaz soğuk. Aldıklarımı da kısa bir göstereyim size. Bir önceki videoda da Ikea'ya gitmiştik. O arada aradan biraz zaman geçti ve video çekmedim. Böyle iki video, iki Ikea videosu üst üste olmasın diye içeri çok çekmedim, mağazaya çekmedim. Aldığımız çok küçük birkaç parça bir şey size göstereyim istiyorum. Şu çay içmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Rizeli olduğum için her videoda neredeyse söylüyorum. Çay için büyük kupaya ihtiyacım vardı ama porselen de sevmiyorum. Şöyle cam çok büyük, bu fazla büyük yani. Ne kadar bu biliyor musunuz? 360 cc'ydi galiba, öyle bir şey hatırlıyorum şimdi. Üzerinde yazmıyor. Bununla çorba falan da içebiliriz. Şu büyüklükte bir çay bardağı aldım, yüksekliği de baya 5 parmağım kadar. Yazıyor muydu bunlar çok kaç cc oldu? Sanki 360 cc gibi bir şeydi. 2 tane aldım. Bir tanesi 42.90, 43 lira olmuş tanesi. Bir tane bardak ya. Seviyorum çay içmeyi ve böyle her seferinde de işte doldurup doldurup gelmeyi de çok sevmiyorum. Hani çay içmeyi seviyorum ama o çayı ince belli içen tiryakilerden değilim. Bayağı alıp böyle su gibi çay içesim geliyor. O yüzden böyle büyük bir bardak istemiştim. En büyük bardağımız şu an kirli sanırım yani. Onu da Ikea'dan almıştık. Bir tık daha küçüğüydü. O yüzden daha büyük ve daha rahat içerim diye bunu istedim. Su kaynadı. Diğerlerini de göstereceğim. Çay demleyeyim bir yandan. Burada geçen videoda TV ünitesini alacağız falan demiştim. Aldık. Pazartesi günü teslim edilecek o da. Ondan sonra montaj için bizimle görüşeceklermiş. Herhalde hafta içi bir gün yani. Bugün cumartesi bu arada. 2 gün sonra gelir. Sonra birkaç gün içinde de montajı yapılır diye düşünüyorum. Çaydanlığı yıkamamışız. Kahvaltı hep direkt çıktık çünkü. Bu arada nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bir sürede video çekmiyorum demiştim ya. Yani kötü bir şeyler oldu. Ülkemizde çok kötü şeyler oldu. O yüzden video çekmiyordum. O yüzden nasılsınız derken veya umarım iyisinizdir derken çok içten sormuyorum maalesef. Kötüyüz yani, herkes çok kötü. Şimdi poşetin kalınını açıyorum. Aynı bardaktan bir tane daha. Böyle kağıtlarına sarıp bunları yıkayayım. Çayımı bununla içmek istiyorum ya. Etiketleri çıkarma işi Ertuğrul'un olsun. O daha iyi yapıyor. Ben uğraşamayacağım. Restoranda bir şeyler yedik. Sosisli falan yemiştik. Donut almıştı Ertuğrul. Orada yarısını yedik. Şimdi çayın yanında yer. Kiler var ya, bunlardan aldık. Bunları seviyorum. İsveç marketini zaten seviyoruz Ikea'nın. İsveç çikolatası falan da çok güzel. Önce bir dedim ki bu 65 lira düşmüş. Ya ben yaparım falan dedim, evde almayalım dedim. Güzel de yapıyorum bu arada. Bir videoda beraber yapalım. Çok güzel bir cookie tarifi biliyorum. Beraber yaparız inşallah. Önce almayalım, ben sana yaparım dedim. Sonra dedim ki aman 65 lira zaten, çikolatasına 30 lira vereceğim. Tereyağı falan koyacağım içine, bir o kadar da fırın yanacak falan. Alalım bari dedim. Yani zamlarla bu şekilde savaşıyoruz. Hani ben yapsam daha uygun olmayacak diye düşünerek maalesef. Bizim bir tane daha Ikea mı Tefal mı o bilmiyorum. O da galiba bulaşık makinesinde. Sanırım Tefal'in setinden çıkan bir kepçemiz var. Böyle silikon. Silikon değil de plastik. Bir tane de Karaca'nın misafir setinin içinden çıkan o şık olan takımın kepçesi var ya. Şu kepçe. Şöyle misafir yemek takımının. Bu var. Hani misafire kepçeyi gösterecek değilim ama plastik açıkçası biraz daha kullanışlı oluyor bence. Daha hafif ve işte her tencereyi rahatlık açısı ben kullanıyorum. Bunu çok öyle elimin altında olmadı. Oluyor aslında burada bu çekmecede de elim o kadar gitmiyor. Diğer siyahı kullandığım kadar kullanmıyorum. Plastik de bir tane olduğu için kirliye gidiyor ve sonra mecburen o diğer ağır olanı kullanıyorum. Çelik olanı kullanıyorum. Bir tane daha bundan alalım dedik. Bu gri rengi, diğeri siyahtı ve bunun böyle ağzı bir şeyleri dökmek için falan daha uygun. Ağzı köşeli. 29.90'dı. Fiyatlar uçmuş bu arada. Geçenlerde gittiğimizde bugün arasında fiyat farkı var birçok şeyde ama yine de dışarıya göre uygun ve işte sağlıklı plastik olması tabii ki böyle şeylerin çok önemli. 220 dereceye kadar ısıyla temas edebiliyormuş. Ikea'nın ürünleri zaten plastik ürünleri, mutfak ürünleri. Gıda ile temaslı uygun. Seviyoruz ve güveniyoruz. Şu geçen alışverişimizde o mağazada yoktu. Balkon kapısının üzerine asacağımız rustin kenarına şöyle şey aldık. Böyle top aldık. Rustik topu ne diyorlarsa öyle bir aksesuar aldık. Şundanım yoktu. Çok önemli değil ama şöyle küçük bir süzgecimiz yoktu. Yine Ikea'nın büyük bir çelik süzgeci var bizde. Bu da böyle işte bir kurabiye yaptığımızda bir tatlının üzerine falan pudra şekeri bir şey dökerken lazım oluyor. Yine büyüğü kullanıyordum. Çok çok acil önemli bir ihtiyaç değil ama bu da 29.90'da öyle bir fiyatı vardı. Aldık yani, lazım olur. Çaydanlıklarımızda süzgeç olduğu için böyle çay kullanırken, çay doldururken süzgece ihtiyacımız olmuyor ama olursa öyle bir şeyde de kullanabiliriz. Veya işte bir ıhlamur falan demledik, işte topaklı şeyler bardağa geçmesin diye onlar da kullanılır. Her evde var zaten yani, bir şeyde kullanılır.
Şöyle iki tane askı aldık. Üçlü üçlü olmak üzere. Bu daha ağır ve daha kaliteli gözüküyor, öyle söyleyeyim. Bu birazcık daha minimal bir şey. Önce bunu göstereyim. Şöyle minicik ama şey, çelik mi bu? Ağır bir şey yani. Ve çok uygun. Üçlüsü 27 lira. Şöyle gözüküyor. Malzemesini bilmiyorum. Ama linkini aşağıya bırakacağım bunların. Şey yani öyle bükülecek bükülecek plastik gibi bir şey değil. Üç tane içinden böyle askı çıkıyor. Aslında şunu almak istemiştik. Aldık da daha doğrusu. Bu biraz daha ağır ve biraz daha fonksiyonlu ve kaliteli bir şey bence. Şöyle içinden üç tane bundan çıkıyor. Bu böyle duvara şurasından. Bu da metal. Şurası zaten ağır bir metal. Duvara burasından takılıp şu şekilde kapanıp açılabiliyor. Ve işte çamaşır askılarınızı şu şekilde ekleyebilirsiniz. Ütülediklerinizi falan koyabilirsiniz. Dışarıdan gelip böyle işte montumu çantamı o an atacak giyim odasında DC uşak işte puf muf öyle bir şey yok. O an atacak bir şeyler arıyorum. İşte ya süpürgenin üzerine asıyorum o an çantamı. İşte atkın beremi falan koyacak bir şey arıyorum. O yüzden böyle bir şeyin olmasını istiyorduk. Giyim odasında kapının arkasında. Paketin içinde 3 tane var. Üçünü böyle çaprazlama birbirine değmeyecek şekilde asarız. Çamaşır, bornoz, işte sabahlığımızı giyiyoruz. Orada rahat olmuyor. Böyle asacak bir şey olmaması zor oluyor. Bir pakette 3 tane var. Bu 130 küsür liraydı. Üçlüsü böyle ve kaliteli bir malzeme. Kırılacak, dökülecek, plastik, dandik bir şey değil. Kullanmadığım zaman da kaldırabilmek, yani yer kaplamaması açısından. Bu da çok güzel. Taktığımızda da size gösteririm. Şu an bize maskap yok. Keserle falan vurmak da istemiyoruz. Keserimiz de yok ama TV ünitesini montaj için gelecekler. Onlardan rica edebiliriz. Bunları takarız beraber. Niye bunları aldım? Bunu giyinme odası için düşündüm. Çünkü 3-3-3-6 ve kapatıp açılabilir olması güzeldi. Bunun da önce beyazını aradım. Beyaz olsa veya işte daha açık renk bir şey olsa daha güzel olurdu. Yatak odasına da aynı şekilde. Sabahlığımızda yatak odasına gidip işte yatağa girmeden çıkartıp kenara koyuyoruz. Yatağın ucuna koyuyoruz, düşüyor. Sandalyeye koyuyoruz falan. Dağınık bir görüntü oluyor. En azından ikimizin de duvar tarafında bir yere bunları asarsak işte çıkardıklarımızı rahatlıkla asarız. Bir sweatshirt, bir polar, bir sabahlık neyse yatağa girmeden üzerimizdekileri asabilmek için. Böyle bir şey. Bunun beyazı yoktu. Mağazada yoktu. Baktım hani üretilmiş mi öyle bir şey diye. Online'de de göremedim. Duvar astıktan sonra duvar boyasıyla boyayabilirim hiç gözükmemesi için. Ama siyah da kötü gözükmez. Zaten çok 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 minik, minimal bir şey. Ve şunlar. Görmüşsünüzdür bu ara. Reallerde falan çok dolaşıyor. IKEA'nın ekonomik organizerleri. Şöyle boyu var. Bu 10 santime 20 santim. Bir de ona onu var. O mağazada yoktu. Başka bir zaman gittiğimizde alırız diye düşünüyorum. Banyo dolabının çekmecesi. Ölçtüm. 28'e 28 gözüküyor. Bunlar sığar gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Sığmazsa artık bunları başka bir yere değerlendiririz ama sığar gibi gördük. Şu an oraya bakamayacağım. Enerjim yok çünkü çay içip işte bisküvi yiyip bir şeyler izlemek istiyoruz. Ama şu boydu mesela bu 20'ye 25 yüksekliği 10 santim. 20'ye 25 ölçüsünde. Bunu bir tarafa koyup küçükleri de şu şekilde falan koyabiliriz. Bir yerleri böyle yapabiliriz diye düşünüyorum. 7.90, 9.90, 12-13.90 gibi fiyatları vardı. 3 tane bu boydan aldık. Bir tane bu boydan aldık. Daha büyük, alçak ve daha geniş olanı vardı. Ve daha küçük olanı vardı. Küçük olanı mağazada yoktu söylediğim gibi. Başka bir zaman görsek onu da alırız derim. Banyo çekmecesini de bir organize ederiz beraber. Oralar bir dağıldı. Belki yarın, belki başka bir videoda bilmiyorum. Bunları bir yıkayıp orayı bir organize edeceğiz. Bu kadardı. Onun dışında nakliyeyle gelecek ürünlerimiz var. Şimdilik bu kadar. Çay demlenirken duş alacağım, dinleneceğim. Bugün bir cumartesi günü. Yarın evde derin bir temizlik yapacağız. Videoya yarın devam ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse. Videonun devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aradan neredeyse bir hafta geçti. Yani en son görüşmemizin üzerinden bir hafta geçti. Depremin üzerinden de uzun zaman geçti. Şimdi bu videoyu izlediğinizde bayağı zaman geçmiş olacak ama şu an duygularımız hala çok taze. Çok değinmek istemiyorum öyle sürekli. Herkesin zihninde bu canlanmasın diye. Hem de unutulacak, kapanacak bir şey değil kolay kolay. Zor bir dönemden geçiyoruz ülkece. Herkes orada birilerini kaybetti. Tanıdığı, tanımadığı, sevdiği, sevmediği. Gerçekten çok üzgünüz. İnsanların acısını o kadar evimizde, içimizde hissediyoruz ki gerçekten artık hepinizi tanıyoruz. Yani beni oralardan eğer izleyenler varsa, izleyecek olanlar varsa artık hepinizi tanıyoruz. O acıyı birlikte yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İşte maddi, manevi destek olmaya çalıştık ama
bir yerde hiçbir şey yapamadık. Yani o acıyla maalesef birkaç gün orada insanlar resmen yalnız kaldılar. Bunu düşündükçe çıldırıyorum. Gerçekten çok kötüydü. Yani elimizden geleni yaptık ama elimize hiçbir şey gelmedi aslında. Üzücü. Siyaset falan yapmak istemiyorum asla. Burası öyle bir yer değil. Burada işte benimle beraber vlog izliyorsunuz ama bu arada bunlar da oluyor arkadaşlar. Oldu. Depremle beraber çok üzücü şeyler gördük bu süreçte. Görecek bir şey yok yani. Bir konuşmaya başlarsak üzücü olabilir daha fazla. O yüzden konuşmayayım ama böyle işte kameradan da biraz uzak kaldım. İşte geçen hafta gittik işte parken hadi çekeyim dedim. Çekmek bile içimden gelmedi. Normalde ikiye seversiniz diye çekerdim ama o kadar hani içimden gelmedi ki. En sona çıkışta dedim bari video çekersen burayı eklerim diye orayı açtım. Eve gelince size gösterdim ve sonra günlerde zaten gündemimiz sürekli bu. Kolay kolay da değişmez ki değişmesin. Yaz var tutulsun. Atlatıp öyle normale dönmek lazım. Bir an önce normale dönmek diye bir şey yok. Benim için en azından böyle şimdilik bu süreç. Şimdi kamerayı niye açtım? İkiye'dayken video başlatmıştım. Devamı gelmedi. Dedim hadi onu çekeyim. Yarın akşam kandil. Kandil simidi yapayım istiyorum. Aslında saat 10'a geliyor yani. Uykum da var işte enerjim yok ama canım da çekti. Ben de severim. Ertuğrul da sever. İş yerine götürürüm. Arkadaşlarıma ikram ederim falan. Ne bileyim öyle yapalım istedim. Saçım mutfak saçı oldu. Hafta içi bir gün işte iş çıkışı geldik, yemek yaptık. Çok güzel bir tavuk çorbası yaptık. Gün onu sizinle beraber yapacağız kesinlikle. Çok güzel oluyor, pratik oluyor. Çok seviyoruz. Kesinlikle beraber yapalım. Bir de böyle güzel sebzeli, pırasalı, biberli makarna yaptık. Geçenlerde alışverişte malep almıştım hatırlarsınız. Beraber almıştık diye hatırlıyorum. Bu ara çok kandil oluyor. Yaparız simit diye düşünmüştüm. Daha önce yaptım birkaç kere. Ama tabii ezberimde bir tarif yok. Yine pis yemek tariflerinden bakarım. Tezgahı bir sileyim. Hamuru yoğuralım. Başlayalım. Tezgahımı hazırladım. Malzemelerimi de aldım. Tereyağı koydum. Çelik kaplar çok güzel oluyor. Mesela tereyağı soğuktu. Minik minik doğradım. Sonra ocağa koydum. Bir 15 saniye falan ısıttım. Çelik de olduğu için. Böylece yumuşamış oldu beklerken kalan parçalarda. Şimdi internetten bakacağım. Aslında bildiğim bir tarif değil. Çok yukarıya çıkarmışım. İnternetten bakarak malzemeleri de size söyleyeceğim. Yumurtanın sarısı, beyazını üstüne simidin dışı için saklayacağız. Buna koyayım beyazını. Sarısını attık. Bu arada ben böyle bir şey yaparken mesela bunu ben birkaç kere yaptım ama hatırlamıyorum aslında. Böyle hadi bunlar da yine olabilir ama hiç yapmadığım bir şeyde bir şey ilk defa yapacaksam falan. Bir tarife odaklanmıyorum. Birkaç tane tariften bir şeyleri alıyorum. Mesela kimisi sirke demiş, kimisi yoğurt demiş, kimisi kıvaklı tuz demiş. Kimisi üçü bir arada demiş ama ölçüleri farklı vesaire. Ben şimdi birkaç tariften kendime göre nereden biliyorsam kendim. Bir ölçü hazırlayıp koyacağım. Mesela bir yumurtanın sarısını koydum. 125 gram olacağını düşündüğüm. Yani 120'de herkes okeydi. Aşağı yukarı göz kararı biraz tereyağı kestim koydum. 2 kaşık yoğurt koyacağım. Annem çok kızar böyle konuşmama. Birazcık şeker koyacağım. Şöyle. Aa bu tuz. Allah korusun. Tuz koyacağım. Tuz da koydum. Bir çay kaşığı kadar falan koydum sayılır. Koydum. Şimdi şeker bulayım. Yanlışlık olmasın. Yemek kaşığı aşağı yukarı da şeker koyacağım. Şöyle. Biraz sirke koyacağım. Çay kaşığıyla ölçen var, roman yemek kaşığıyla ölçen var. İşte göz kararı bir kaşık kadar koyacağım. Tarif veriyorum göz kararı. Ben bilmediğimi de söylerken. Bir yemek kaşığı olduğunu düşünüyorum. Böyle kıyır kıyır yapar. Sirke kıyır kıyırlığını da severiz. Bir paket kabartma tuzu koyuyoruz. Malepsiz yapan da var. Bir tatlı kaşığı malep diyen de var. Bir çay kaşığı malep diyen de var. Eğer mümkünse malep varsa malepte yapmayı tercih ederim yani. Öyle yemeği de tercih ederim. Çünkü severim. Ama bir tatlı kaşığı da fazla gelebilir. Yine göz kararı ama bir çay kaşığından da fazla olacak şekilde koyacağım. Malep gerçekten o fırın tadını veriyor. Fırında yapmışız gibi oluyor. Birazcık da sıvı yağ koyacağım. Yarım çay bardağı demişler. Göz kararı koyuyoruz yine. Bu arada iş yerinde geçen bir arkadaşım Alman pastası yaptı. O kadar güzel yaptı ki. Tarifini istedim. Bakalım başarabilirsek bir ara yaparız beraber. Kesinlikle beraber yapmalıyız. Şimdi sizi yine bir borcamın üzerine koydum. Kavanozların üzerine koydum. Hamurumu yoğurdum. Hamuru şekillendireceğiz. Şekillendirmek için de tezgah kullanacağım. Tezgahı sildik zaten güzelce. Şunu da yapmaya karar verdim. Çünkü çok deterjanlamıştım. İçim rahat etmedi acaba. Tam durulayabildim mi bilmiyorum. İki yanım bu matını da şekillendireceğiz. Bir yandan da Ertuğrul salonu süpürüyor. Duyuyorsunuzdur sesini.
Öyle. Şu şekilde. About to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Bu arada arkadaşlar susamı kavuruyorum. Kavurmak bana daha mantıklı geldi. Daha önce yaptığımda böyle yapmıştım. Susamın yağı mideyi çok yakıyor yani. Benim midem en azından susam yakıyor. Kavurunca birazcık daha hem rengi daha güzel oldu hem de bence daha mantıklı. Bir yandan da böyle halka yapmaya devam ediyoruz. Şöyle 5 10 15 20 5 10 15 20 1 2. Birazcık küçük yaptıklarım oldu. Bunları böyle elde yuvarladım çünkü biraz büyütsem 40 tane belki 35 tane falan. Susamları kavurduk. Böyle gözüküyorlar. Biraz renk aldılar. Şimdisini kel yapacağız. Hani öyle yapıyorlar ya, yarısı susamlı yarısı kel oluyor. Yani azıcık çörek otlu oluyor. Zaten susam bu kadar varmış. Muhtemelen çoğu kel olacak. Bir de yumurta beyazı. Bir de çörek otlarını buladığımız simitler için pekmez. Pekmezi suyla birazcık açıp önce pekmezli su sonra çörek otu. Öyle yapacağız. Daha önce yaptığımda öyle yapmıştım. Bunu da yine internette gördüm. Yani hangi videoda izledim hatırlamıyorum ama bir yerde görmüştüm. Öyle yapmıştık, yine öyle yapacağız. Burada boş tepsim var. Seri bir şekilde. Yumurta. Başka neyi dedin kıyalım diye? Çorba bana bir kavanoza yarın için koyar mısın? Klasik kandil simitlerimiz çörek otlu. Burası biraz dağınık oldu çünkü bunların yağı bu tepside kalmıştı. Olsun, sorun yok. Çörek otlu kel dedikleri ve kandil simitlerini iki tepsiyi birden fırına koyacağım. Sıkıntısı yoktur diye düşünüyorum. Bir 10 dakika sonra yerlerini değiştiririz. Bir 5-10 dakikada öyle pişer. Zaten 15-20 dakikada pişer herhalde. İnce ince yaptım biraz daha. 15 dakikada bile pişebilir. Tutmuştuk fırını. Fırına verelim. Güzel gözüküyor. Saçım nasıl gözüküyor bilmiyorum. Birazcık ev hali. Kusura bakmayın. Kameramın ekranı çok küçük. Fenalarda mıyım bilmiyorum. Bakayım. İdare edin artık. Şimdi kandil simitlerimiz pişmek üzere. Ortada topladık birazcık. Çay demledik. Bir 5 dakika sonra falan herhalde alırız onları. O sırada 2 tane kargom var. Onları açalım beraber. Biri inanılmaz kirli bir şekilde gelmiş. Bu ara güzel indirimler var biliyorsunuz. Artık iyice indirimin de indirimi dönemine girdik. Instagram'da bir sayfa var. My Steel My diye de çıkarmış. Daha önce de videolarımda bahsetmiştim zaten, biliyorsunuzdur izliyorsanız da. Takip etmiyorsanız kesinlikle Instagram'da gidin o sayfayı bulun. İnanılmaz güzel şeyler paylaşıyor. Hem indirimler paylaşıyor hem de güzel stil önerileri paylaşıyor. Şu pantolonu çok övdü. Deneyeceğim şimdi, bakayım. İç göstermeyen o beyaz kotu buldum arkadaşlar dedi. Bakalım, deneyeceğiz. Önerilerine çok güveniyorum. Emel arkadaşımızın ismi. Rahat beyaz bir pantolon istiyordum. Bir tane var ama böyle yırtık mırtık. Bir tane böyle biraz iç gösteren beyaz pantolonum var. Yani uzun bir şeylerle falan giyiyorum. Yırtığı olmayan, içini göstermeyen, güzel kesim bir kot istiyordum. Bu kodunu göstereyim size, düşünürseniz. Şuradan bakabilirsiniz. Linklerini aşağıya eklerim bu arada iki ürününde. 34 beden giyiyorum. Alt vücudum üstüme göre geniş ama yine de 34 oluyor bana. 32 olmuyor. 36 çok bol oluyor.
O yüzden kendi bedenimi aldım. Bir ara denerim. Zaten siz de görürsünüz. Paçalarını göstereyim. Paçaları şöyle şey değil, dikişli değil. Eğer uzun gelirse ki geliyor genelde Mango'nun ürünleri. Terzi makasıyla direkt kesip böyle biraz püskü püskü yapıp kullanabiliriz. Bu da güzel. Şimdi kış günü ne beyaz kotu ama sonuçta ihtiyacım var ve çok uygun fiyata düşmüştü gerçekten. Şuradan. Zara'dan. Bu ona göre daha temiz gelmiş. O zaten bir kayboldu, bir şeyler oldu. O kirlenmiş bayan ne olduysa. Neyse. Açalım. Bu da indirim bu arada. İkisi de indirimden. İndirimden bir şeyler yakaladıkça almaya çalışıyorum. Şöyle paketten bir. Ya çok güzel. Saten gibi. Polyester aslında tabii ki saten değil ama. Çok güzel bir tulum. Resmini şuraya koyacağım. Pantolonun da tulumun da. Şöyle dikişleri çok güzel. Geniş geniş. Ve paçasında da böyleydi. Bakayım. Evet. Paçası da böyle. Ben yazın çok seviyorum bu tulum gibi. Ben de şu an 3 tane Mango'nun tulum var. Bir tane daha var da onu sattım. 3 tane giydiğim aktif olarak böyle kurtarıcı, ne giyeceğimi bilmediğim anlarda tulum giymek çok güzel oluyor. Ve bu renkler bence bana yakışır. Nasıl bir özgüvense. Bence bana yakışır. Şöyle düğmeleri var. Modelini hiç gösteremedim ama mankendeki hali paylaşacağım sizinle. Şöyle kemerli kuşaklı yine kendi deseninden. Çok rahat oluyor tulumlar. Özellikle işte dediğim gibi ne giyeceğinizi bilmediğiniz anlarda kurtarıcı oluyor. Elbise de tulumda. Ben çalışırken bunları giymeyi çok seviyorum. Hani kombinleme derdi yok. Bir sandalet bile giysem altında güzel bir topuklu terlik vesaire bir şey giydiğinde güzel oluyor. Bunun da indirimden aldım arkadaşlar. Bu fiyata değil. O yüzden şöyle kodunu paylaşayım. Eğer bakmak isterseniz linkini aşağıya bırakacağım. Yani bayağı indirimden almış. Rengini ve desenlerini o kadar canlı beklemiyordum. Çok güzel. Çok beğendim. Birkaç şey daha aldım indirimden. Gelenler mağazaya teslim söylediklerim var. Onlar geldi. Onları gidip almam lazım. Eve söylediklerim var. Henüz gelmediler. Yola bile çıkmadılar. Muhtemelen indirim var diye. Kargolar biraz karışık şu anda. Hayır yapmayalım. Eyvah yakacak bir maske olsun ya. Aynen. Tam 1-2 dakika önce bile çıkartabilirmişim. Şurası. Ses geliyor. Kandil simidimiz aşırı güzel olmuştu bu arada arkadaşlar. Kandil olmasına gerek yok. Kandil simidini çok seviyorum. Böyle yapmak isterseniz eğer aşağıya malzemeleri yazacağım ve aldıklarımın linkini de aşağıya bırakacağım. Bazen unutuyorum, kızıyorsunuz bana. Bırakacağım kesin. Yarın bir cuma günü ve artık yapmaya hazır dönüyoruz. Uzun zamandır beraber makyaj çıkarıp hazırlanmıyoruz. Yani yatağa veya dışarı çıkmaya hazırlanmıyoruz. O yüzden bugün beraber yapalım dedim. Bence güzelce makyajını çıkartalım. İşte bu kadar. Yatmaya hazırım arkadaşlar. Nereden konuşsam buradan mı? Şu an annenin biraz kirli olduğunu fark ettim. Umarım kızmıyorsunuzdur. Neyse. Yarın iş var. Uyuyoruz artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Umarım beğenerek izliyorsanız kanalıma abone oluyorsunuzdur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.